eski dağ yolunda yürürken bir dolmen barınağı bulabilirsiniz. Dolmen dinlenme alanının yakınında dolmen şeklinde kayalar, taş tepeler, dut ağaçları var. Ve kestane ağaçları ve bir orman oluşturuyorlar. Geçmişte, yaz sıcaklarından korunmak için açık hava öğrenim yeri olarak kullanıldığı söyleniyor Sauron Seodank tarafından. Dolmen barınağında ayrıca bir dilek gerçekleştirme koltuğu da var. Hangi insanlar sandalyelere oturabilir ve sana kişisel bir dilek diliyorum, tefekküre dalmış iyileşme zamanının tadını çıkarın. İlginç ve faydalı bir zamanın tadını çıkarabilirsiniz, dolmen dinlenme alanından geçiyorum. Sokakta yürüyebileyim diye yapılandırılmış yapı benzersizdir. Dağlardaki San Mac-i eski yolu sıcak bir yerdir. Çok fazla ilgi sağlıyor. Günümüzde pek çok alanda pek çok gelişme yaşandı. Dolayısıyla çevrenin tahrip edildiği birçok alan var. San Mac-i eski yol doğal çevreyi iyi korumuştur ve eski görünümünü korudu. Bize çok güzel manzaralar gösteriyor. San Mac-i eski yolunun dikkat çekici özelliği iyi bir uyum mu dağlar ve bir göl. Harika bir kombinasyon olduğu söylenebilir dağlar ve bir göl. Bize harika bir manzara sunuyor. Günümüzde pek çok alanda pek çok gelişme yaşandı. Dolayısıyla çevrenin tahrip edildiği birçok alan var. San Mac-i eski yol doğal çevreyi iyi korumuştur ve eski görünümünü korudu. Bize çok güzel manzaralar gösteriyor. San Mac-i eski yolunun dikkat çekici özelliği iyi bir uyum mu dağlar ve bir göl. Harika bir kombinasyon olduğu söylenebilir dağlar ve bir göl. Bize harika bir manzara sunuyor. San Mac-i eski yolu, memleket köyü San Malongigi, Saurunç köyü, Oizari, Chiseong Mion, Gosangan, Jungchongbuk, Dokkore. Dağa bağlanan toplam 10 li uzunluğunda eski bir yoldur. San Mac-i köyü. Restore edilmiş bir yürüyüş parkurudur sanki iz gibi kalan eski yolun üzerinden geçiyormuş gibi. Eski yol bölümlerinin çoğunu değerlendirmenin çevre dostu bir yöntemi ahşap desteklere, güverteler. Sadece çevreye verilen zararı en aza indirip doğal güzelliği göstermekle kalmıyor olduğu gibi. Eski dağ yolu boyunca dağların, suyun ve ormanların güzelliği Gosa'nın öne çıkan yeri sayılabilecek bir yer. İlk kez 1957'nin başlarında tamamlanan Gosan Barajı tamamen Kore teknolojisini kullanmak semboliktir bölge için gurur kaynağı haline geldi. Barajın çevresi daha da değerli çünkü doğal ekosistemi zarar görmeden koruyor. San Mac-i eski yol. Gosan Barajı boyunca çevre dostu inşaat kullanılarak inşa edildiği yöntemleri Gosan Baraj Gölü ile karışıyor. San Mac-i eski yolunu ziyaret eden insanlar Kore'nin doğal güzelliğinin tadını çıkarabilirler rahatsız edilmeden. Herkes bu yere aşık oluyor. Gosan bölgesinin neresine giderseniz gidin. Birçok vadi vardır. Serinletici esintiler, berrak sular ve yeşil ormanlarla. Bu yalnızca Gosan'ın sahip olduğu bir gururdur. Temiz Gosan'ı temsil eden bir ticari marka olarak kabul edilir. Gosan'a giden herkes bunun ülkenin en iyisi olduğunu bilir. Temizliği ve doğal görkeminin zirvesinde. Herkes bunu hissedebilir. Gosan'da San Mac-i eski yolu adında bir başka ünlü yer doğdu. Çalıların kokusuyla taze dağ Meltem'i tatlı nehirle buluşuyor Meltem. O yolda yürürseniz doğayı olduğu gibi hissedebilirsiniz. Sevgilin varsa açık ama randevu kursu oluyor sadece ikiniz için. Doğanın sunduğu, arkadaşlarınızla veya ailenizle yürürseniz kalbiniz sallanacak senkronize adımlarla. Önemli turistik mekanlardan biri olan San Mac-i eski yolu ülke çapında tanınmaktadır.